Elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen zamlarla ilgili açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, şu kış günü Kayseri gibi bir yerde doğalgaz kullananlar soba yakıyorlar. Sobaya dönmeye başladılar. Bu çok kötü bir manzara dedi. Kayseri halkı, Türkiye halkı artık bu elektrik zamlarından ve doğalgaz zamlarından çok sıkıntı çekmeye başladılar. Ve bize bütün halkımızdan şikayetler gelmeye başladı. Faturalarını göndermeye başladılar. Ne yapacağız demeye başladılar. Biz de diyoruz ki biz iktidar değiliz. Biz sadece medya konusunda yardımcı oluruz. Sizi dile getiririz. Yetkililere iletiriz diyoruz. Gerçekten halkımız artık bu elektrik zamlarından ve doğalgaz zamlarından, bütün yağmur gibi yağan zamlardan çok büyük etkilenmeye başladı. Ve artık insanımız gerçekten sıkıntıya düşmeye başladı. Ve bunun da çözümünü kim üretecek? Bunu da kendi kendine sormaya başladı ve kim de çözümse ona maalesef istemediği kişiler de olsa koşmaya başladı. Yani kendi görüşünden olmayan insanlara bile çare aramak için gitmeye başladı. Dolayısıyla biz her kesimden insanı karşılıyoruz şu anda. Dertlerini dinliyoruz, sıkıntılarını dinliyoruz ama genel sıkıntı şu: elektrik faturam geçen ay 200 lira geliyordu. Bu ay 500 lira. Ben şimdi burada size kendimden örnek vereceğim. Yani Kayseri halkının huzurunda iki faturayı paylaşacağım. Ben kendi şirketimde geçen ay Aralık ayı faturasında, yaklaştırırsanız Aralık ayı faturasında 276 liralık bir fatura. 276 liralık bir faturayı kaç kilovat kullanmışız? 227 kilovat kullanmışız. Peki Ocak ayı faturasına bakalım. Kaç? 717 TL'lik bir fatura. Yani %126 değil, %200, yaklaşık 276. Yani 3 katına yakın bir rakam var. Ve sadece aradaki fark 35 kilovat. Yani bunu bir ben değil, vatandaş zaten yansıtıyor. Bir daha fatura göstereceğim size. Her yerde böyle bir fatura hiç kimse görmedi. Bir aylık fatura bedeli 41.371 TL. Bu da hiçbir şekilde faaliyet göstermeyen bir işletmenin açılması için yapılan inşaattaki kullanılan malzemeler var sadece. Ve o bedel 41.371 TL. Yani bunu neye göre okuyorlar, nasıl okuyorlar? Bunu vatandaşımıza gerçekten izah edilmesi gereken bir konu. Taksimetre gibi herhalde 150 dediler, 200'e çıkarttılar ya. Bu 200'den sonraki kilovatı herhalde taksimetre gibi 2'ye 3'e katlayarak yapıyorlar. Vatandaşı ezmekten artık vazgeçelim. Bu faturaların düzenlemesi konusunda devletimizden bu konuda bir düzenleme yapmasını acilen bekliyoruz. Çünkü vatandaşımız çok mağdur bir durumda. Şu kış günü Kayseri gibi bir yerde insanlar, doğalgazı olanlar tekrardan soba yakıyorlar ve sobaya dönmeye başladılar. Bu çok kötü bir manzara, çok kötü bir şey. Artı elektrik faturası. Ya 4250 lira asgari ücret verildi ama 4250 liranın 600 lirasını, 700 lirasını tekrar fatura olarak geri alındı. Kirası, elektriği, şunu bunu yok. Hiçbir şekilde. Yani vatandaşımız şunu söylüyor: keşke 2800 lira kalsaydı da asgari ücret, biz bu şekilde zorlanmasaydık diyorlar. 2800 lirayken bu kadar zorlanmıyorduk diyorlar. Yani bu böyle. İnşallah devletimiz bu konuda bir düzenleme yapmasını Yeniden Refah Partisi olarak talep ediyoruz. İnşallah vatandaşımızı ezmeyle, vatandaşımıza sıkıntıya sokmayla iktidarda kalınmaz. Hiçbir şekilde beton, çimento, AVM, rezidans ekonomisiyle de devam edilmez. Üretim, istihdam olmadığı müddetçe bu sıkıntıdan da hiçbir zaman kurtulamayız. Biz Yeniden Refah Partisi olarak her zaman söylediğimiz gibi vatandaşın umuduyuz. Ve vatandaşın bu sıkıntılardan kurtaracak tek parti Yeniden Refah Partisi diyoruz. Çünkü diğerleri denenmiştir. Denenmeyi denemeye de bir daha gerek yok. İster DEVA olsun, ister Gelecek olsun, başka ne adla olursa olsun, biz Yeniden Refah Partisi'yiz. Bizim iştir kişi aynısı lafa bakılmaz tarzıyla Erbakan hocamız dönemindeki yapılan icraatlardan alarak örneğimizi üzerine koyarak inşallah vatandaşımızı en kısa zamanda refaha kavuşturacağız. Ama bu yapılan bir zulümdür. Vatandaşımıza bir zulümdür. Yani bunu bitirelim bir an evvel.